Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ege bölgesinde, Kuvayi Milliye Hareketi'nde, Efe ve Zeybeklerin oynadığı rol, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda büyük önem taşır. Efe ve Zeybekler, Batı Anadolu'nun yerel halkı arasında saygı gören, cesaret ve liderlik özellikleriyle tanınan halk kahramanlarıydı. İşte onların bu hareketteki önemine dair bazı temel noktalar. 1. Direnişin Öncüleri Efe ve Zeybekler, Yunan işgali sırasında Batı Anadolu'da hızla örgütlenip, yerel direniş hareketlerini başlatan grupların başında geliyordu. Onlar, köylülerin ve kasaba halkının güven duyduğu liderler olarak, işgal güçlerine karşı ilk silahlı direnişi organize ettiler. İlk milis güçlerinin oluşumu, Kuvayi Milliye, düzenli ordu kurulmadan önce Celti güçlere karşı yerel halkın örgütlediği milis güçlerinden oluşuyordu. Efe ve Zeybekler, bu milis güçlerinin önemli bir parçasıydı. Onlar, bölgedeki dalınık kılını kuvvetleri bir araya getirip düşmana karşı birleşik bir cephe oluşturulmasında kritik rol oynadılar. Üç stratejik yetenekler, Efe ve Zeybekler dağlık ve zorlu Ege coğrafyasında yaşamaya alışkınlardı. Bu sayede Yunan ordusuna karşı gerilla savaşı taktiklerini etkili bir şekilde kullanabildiler. Dağları ve ormanları iyi bilmeleri, işgalci kuvvetlere ciddi kayıplar verdirmelerini sağladı. 4. Halkı mobilize etme. Efe ve Zeybeklerin halk arasında saygınlıkları, Kuvayi Milliye Hareketi'nin geniş kitlelere yayılmasına katkı sağladı. Onların liderliğinde birçok köylü ve kasabalı silaha sarılıp direnişe katıldı. 5. Moral ve motivasyon kaynağı. Efe ve Zeybekler halk için bir moral ve motivasyon kaynağıydı. Onların cesareti ve özgürlük mücadelesi işgal altındaki halkın umudunu canlı tuttu, ve bağımsızlık için savaşma iradesini güçlendirdi. Sonuç olarak Ege bölgesindeki Efe ve Zeybekler, Kuvayi Milliye Hareketi'nin başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynadılar. Onların liderlikleri, cesaretleri ve stratejik zekaları, Türk Kurtuluş Savaşı'nın bu erken döneminde işgal güçlerine karşı verilen mücadelenin bel kemiğini oluşturdu. Menderes Havzası'nda Yunan işgalinin başlamasıyla birlikte düşmana karşı koyma, direnme güçleri olarak birçok Efe gruplarının oluştuğu görülmektedir. Efe ve Zeybeklerin milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye içerisindeki etkileri yatsınamaz. Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden sonra eşkıyalığı bırakarak köylerine dönen Efe ve Zeybekler Yunan işgalinden sonra silahları ve adamlarıyla birlikte Kuvayi Milliye saflarına katılmışlardır. Efe ve Zeybeklerin Kuvayi Milliye'ye katılımı, onları doğal lider olarak gören halkı da gönüllü bir şekilde bu gruplara yöneltmiştir. Devletin olmadığı, otorite boşluğu olan bir ortamda işgal güçlerine karşı çete savaşı yapmak, baskınlarda ön saflarda bulunmak Efe ve Zeybek gruplarına meşruluk kazandırmış. Kuvayi Milliye'nin etkin unsurları haline gelmişlerdir. Yunan ilerleyişine karşı durarak milli mücadelenin kazanılmasında ciddi katkıları bulunan Efe ve Zeybekler iki işgal süreci boyunca milis güçleriyle Yunanlılara karşı Akisar ve çevresinde de mücadele etmiş, Yunan asker birliklerinin hareket alanını daraltmışlardır. Söz konusu mücadelede Bakırlı Mustafa Efe, Saçlı Efe, Sarı Mehmet Efe, Kavakalandı Rıza Efe, Yatağından Hüseyin Efe, Kapaklıdan Yusuf Efe. Çete Osman, Kamalı Efe dikkat çekici bir rol oynamışlardır. Bunlar arasında bazıları ise gösterdikleri direniş ve yararlılıkları nedeniyle İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmişlerdir. Döneme dair söz konusu Efe ve Zeybekleri ilişkin bir tanıtım kitabı, Mustafa Kuzucuğ'un araştırma eseri, birkaç bildiri ve makale dışında alanı aydınlatacak yeterli çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu bildiri Efe ve Zeybekler'in Yunan işgali boyunca Akhisar ve çevresinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, hatırat eserler, dönemin basını, Osmanlı arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Atase arşivinden yola çıkarak yeni ve zengin bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. İzmir'in işgali öncesinde ülkedeki durum, Mustafa Kemal Atatürk'ün mutukta belirttiği üzere Türk milleti için tehlike arz etmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, alış şartları olan bir ateşkes antlaşması imzalanmış, dünya savaşının uzun yılları boyunca ulus yorgun ve fakir bir durumdadır. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmıştır. İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurmak ve yönetmek, mitinler ve propagandalar yaptırmakla uğraşmaktadır. Ayrıca Ermeni Patriği Zevin Efendi de Mavri Mira heyetiyle fikir birliği içinde çalışmakta ve Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerlemektedir. Kazım Karabekir Paşa'ya göre de işgal günlerinde ülkenin içinde bulunduğu durum, Türk milleti için ölüm kalım durumudur. İtilaf devletlerinin hedefi, Türkleri yok etmektir ve bunun için de ellerindeki kuvvetler haricinde, daire Müslimler ile ihanet içerisindeki işbirlikçileri kullanmaktadırlar. Öte yandan işgalden önce Yunan gazeteleri Türkler için felaketin geldiğini yazmaktadırlar. Rumlar ise çeşitli yörelerde baskın, yağma ve isyan hareketlerine başlamışlardır. Damat Ferit Paşa ile hürriyet ve itilaf yandaşları, İngiliz ve Amerikan himayesini istediklerini fakat Kuvayı Milliye'nin bunu engellediğini söylemektedirler. Yine aynı günlerde, bir İngiliz gemisi ile İzmir'e gelen Miralay cakir Yerüs, Rum metropolitine gider ve orada şöyle bir konuşma yapar, gazeteleriniz Türklerin silahlandığından, Rumları katiyam etmek fikrinde olduklarından bahis edecek. Tayin edeceğiniz palikaryalar şurada burada Türklere taarruz ederek şehrin asayişini muhil gösterecek ve bu suretle bir işgale meydan hazırlayacaktır. Bununla beraber ahirde Türklerle iyi geçiniyor gibi görününüz. İzmir ve civarındaki kiliselerde, sokaklardaki çukurların Türk kanıyla dolacağı günler yanaşıyor bir Türk öldürenin günah affedilecek ve Türklere düşman olanlara cennet verilecek sözleri ile de işgalin altyapısı oluşturulmaktadır. Bu tehlikeli durum karşısında, işgalden kısa bir süre önce ilk kez Celal Bayar ile başlayan Efeleri teşkilatlandırma hareketleri, işgal sonrasında ödemiş, tire daha sonra da aydın. Akhisar ve diğer bölgelere de yayılmaya başlamıştır. Bu süreçte karşımıza iki çeşit Zeybek karakteri çıkmaktadır. Birincisi, o güne kadar herhangi bir sebepten zeybek olmuş ve kendi yörelerinde zeybeklik hareketlerine karışmış kişilerdir. İkincisi ise yurdun işgali neticesinde ya bir efenin himayesine girerek zeybek olmuş ya da kendi çetesini kurarak zeybek kıyafeti giymiş ve direnişe başlamış gönüllülerdir. Bu iki grup zeybeklik hareketlerinin mensupları, mücadele esnasında Kuvayi Milliye çatısı altında toplandıkları için Kuvayi Milliye efeleri olarak anılmaya başlamışlardır. Ordunun elinden silahlarının alınmış olması, askerlerin terhisleri, cepheleyden kaçışların yaşanması ve İstanbul hükümetinin de direniş karşıtı bir tutum sergilemesi sebepleriyle halk çaresizlik içerisindedir. Dolayısıyla de toplumda bir kutuplaşma yaşanmaktadır. Bu kutuplaşmanın temelinde kuşkusuz, uzun yıllardır süren savaşların etkisinin olduğu da muhakkaktır. İzmir'in işgali, işgal esnasında yaşanan acı olaylar ve yoksul ahaliye karşı başlayan gayrimüslim saldırıları gibi nedenler, bu kutuplaşmaların büyümesine yol açmıştır. Fakat tüm bu olumsuz şartlara rağmen, Yunan işgalinden sonra vatanın müdafasız kaldığını gören Zeybekler, zamanla ödemiş, Tire, Aydın, Nazilli, Akhisar, Alaşehir, Kula hattında, Kuvayi Milliye Çatısı altında birleşmeye başladılar. Reisleri olan efelere büyük hayranlık duyan yoksul köylüler efelere gönüllü olarak katılmayı bir şeref bildiler. Aydın 57. Tümen Komutanı Miralay Şefik Bey bu durumu, münevver nüfuzlu zevatın zeka ve idrakleri mücadelenin bir akıllı işi olmadığına kayıl ve binaenaleyh bu teşebbüse şiddetle hayır oldukları aydındaki tecrübelerimizden anlaşılmıştı. Bu sebeptendir ki biz bu işi vatanın kanı ve siniri diri evlatları ile başlamak mecburiyetini anlamıştık. İşte Kek dediğimiz zaman 40-50 silahlıyı etrafına toplayacak kadar nüfus sahibi olan Zeybek ruhlu ehli vatana mecburiyet bu idi, sözleriyle özetler. Elbette direniş cepheleri kurmak kolay olmamıştır. Celal Bayar ve Kıdemli Yüzbaşı Sarı Efe Edip Bey, Ödemiş'te Mursallı İsmail Efe ve Tire'de Gökçen Hüseyin Efe'den sonra Birgide Postlu Mestan Efe ve Kara erkek Mehmet Efe gibi Efe'lerle görüşmüş ve onlarla da birlikte hareket etmeye başlamışlardır. Hemen hemen her yayda yaşanan direniş yandaşları ile karşıtları arasındaki kutuplaşma, kurulmak istenen teşkilatların kimi zaman istenildiği düzeyde başarılı olmasını engellese de Aydın 57. Tümen subayları, Yörük Ali Efe ve kızanları ile gönüllülerin 16 Haziran 1919'da gerçekleştirmiş oldukları Maldaç baskını sonrasında direniş cepheleri genişlemeye başlamıştır. Kuvayı milliyeye katılımı büyüten bir sebep de kuşkusuz işgalcilerin masum halka yaptıkları eziyetlerdir. Akisay cephesi Aydın bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken, Akisay'da da halk arasında direniş yanlıları ve karşıtları arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Albay Bekir Sami Bey 24 Mayıs 1919 günü Akisar'ın durumunu şöyle ifade etmiştir. Akisay'daki halete ruhiye o kadar fena, o kadar bezgin bir vaziyette idi ki Rumlar alenen Yunan bayraklarını çarşıda hazırlamakta ve İslamlar'da bu hazırlanan Yunan bayraklarını Rumlar kadar alma hususunda tehalük göstermekteydiler. Bu, olumsuz koşullara rağmen Akisay'da direniş hareketleri de oluşmaya başlamıştır. 17 ila 19 Mart 1919 tarihlerinde İzmir'de müdafaa hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin önderliğinde toplanan Kondre'ye Manisa temsilcisi olarak katılan Manisa Müftüsü Alim Efendi. İşgale karşı bir duruş sergilediği için İstanbul hükümeti ve Yunan makamları tarafından idama mahkum edilir. Manisa'nın işgali üzerine çalışmalarını hızlandıran müftü, her yayda aranmaya başlayınca Akisar'a kaçmak zorunda kalır. Ve daha sonra 22 Mart 1920'de yapılan Balıkesir Kondresi'ne ikinci başkan olarak seçilir. Böylece işgalcilere karşı kurulmaya çalışılan direniş cepheleri içerisinde söz sahibi olan müftü, Manisa, Akisar ve civarında halkı bilinçlendirmek için uğraşır. O günlerde Akisayda 322.088 Türk, 5.877 Rum, 515 Aymini, 485 Musevi olmak üzere toplam 391.057 kişi yaşamaktadır. Rum papazların propagandaları neticesinde yerli Rumlar da işgalciler ile işbirliği içerisinde hareket etmektedirler ve İzmir'de yaşanan acıları abaytarak anlatmadılar. Böylece halka korku salıp, işgale karşı direnişi baltalamak istemektedirler. Amaçlarına kısmen ulaştılar, zira Akisay'da birçok eve Yunan bayrakları asılmıştır. Kazım Özayp anılarında Akhisar'ın o günkü durumu hakkında önemli bilgiler aktarmaktadır. Mayıs'ın 19. günü Manisa'da kaldım. 20. günü tekrar bandırmaya hareket ettim. Trende hamiyeti bir kimse olan müftü alim efendi ile birkaç sarıklı hoca da vardı. Bunlar, memleketin marul bulunduğu tehlike hakkında İstanbul'daki makamlara bilgi vererek ricalayda bulunmak ve oralaydan talimat istemek üzere seçilen bir heyet teşkil ediyorlardı. Akhisar, Kırkağaç ben de teşkil edilecek milli kuvvetlerin kumandasını üzerime almak için Bekir Sami Bey ile beraber gitmeye karar verdim. Bekir Sami Bey'in yaveri Münazım Selahattin Efendi, kardeşim Fethi Vasıf Bey. Onun kardeşi Esat Bey, sonradan milletvekili olan Esat Çınar, İnceoğlu Hamit Şevket Bey, Mülazım Nicati Efendi ve daha 7-8 İzmirli şahısla beraber bandırmadan hareket ettik. Akisay'da bir otele yerleştik kaza kaymakamının ve halkın ileri gelenlerinin iştirakiyle bir toplantı yapıldı. Tehlikeye karşı alınacak tedbirleri görüştük. Osmanzade Hamdi Bey de bu sıralarda bize katılmış bulunuyordu. Kasabadaki Rumlar, bu faaliyetimizin Yunan işgaline mani olmak için yapıldığını görüyor. Halkı propaganda ile kandırmaya veya istasyonda bulunan Fransız müfrezesinden istifade ile tehdit ederek, bu mukavemet fikrinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Nihayette ise 30 Mayıs 1919'da Akisa yakınlarındaki Kayışlar Köyü istasyonuna çadırlı ordugah kuran Yunan müfrezesi, 250 piyade. 7 süvari ve 2 makineli tüfek olan kuvveti ile 5 Haziran günü Akisar'ı mukavemetle karşılaşmadan işgal ederler. Yerli Rumlar sevinç gösterileri yaparlarken, Türklerden bazıları civar ilçelere göç etmeye başlarlar. 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa, işgal üzerinde Soma'da bulunan 188. Alaya taarruz emri verince, 10 Haziran'da Yunanlılar şehri boşaltırlar. Böylelikle 5 gün işgal altında kalan şehirde, belediye reisi Ali Bey ve ileri gelenler reddi işgal cemiyeti kurarak hazırlıklara başlarlar. Karamanoğlu Halit Paşa da bu çalışmalara katılır ancak Yunanlılar ve Rumlar aynı baskın ile Halit Paşa'yı pusuya düşürerek öldürürler ve başını kesip şehirde dolaştırırlar. Bu olay, halkın Akisay'da direnişe katılmasını hızlandırmıştır ve Balıkesir'de bulunan 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Bey'in destekleriyle 25 Haziran 1919'dan sonra Akisay cephesi oluşturulmuştur. Yunan işgalinin yayılmasını durdurmak amacıyla, Ali Bey, Çetinkaya, Aybalık'ta ve Kemal Bey, Balıkesirli, Soma'da bir ay cephe kurmuşlar. Bu cephelerdeki kuvvetler de daha sonra Akisay cephesi ile Şimay cephesi adı altında birleştirilmişlerdir. Akisay ve çevresinde Efe ve Zeybeklerin faaliyetleri, Akisay cephesinin oluşturulması, büyümesi ve yörede Kuvayi Milliyinin kuvvetlenmesi Efe'lerin katkıları ile gerçekleşmiştir. Bu milli göreve ilk katılanlardan birisi olan Yatağanlı Hüseyin Efe'nin kurulan cephe için mali destek, silah ve cephane temin edilmesinde hizmetleri olmuştur. Ayrıca saçlı Efe'nin yetişmesinde katkıları vardır ve saçlı Efe'yi manevi oğlu gibi eğitmiştir. Bu sebeple mücadele günlerinde saçlı Efe de yanındadır. Hüseyin Efe ve arkadaşları, Çanakkale'de bulunan İngiliz silah deposunu basarlar ve ele geçirdikleri mühimmatları Akisar cephesinin kuvvetlendirilmesi için kullanırlar. Akisar'ı işgaydan kurtarmak uğruna mücadele eden Hüseyin Efe'yi yakalamak için Yunan birlikleri çok uğraşmışlardır. İhtiyaçlarını karşılamak için köyüne geldiği sırada, bir işbirlikçinin ihbarı ile vahşi bir biçimde Hüseyin Efe şehit edilmiştir. Efe'nin cesedi 25 Haziran 1922 tarihinde Kayadebi Bakır arasında bir tayla içinde bulunmuştur. Kardeşleri ve kızanları ise mücadeleyi sürdürmüşler, Akisay cephesinde hizmetlerine devam etmişlerdir. Yusuf Efe, Kadı Dağlı Pehlivan Mustafa Efe Kadı Dağlı Pehlivan Efe, Yunanlıların Akisar'ı işgal etmeleri üzerine halasının oğlu Hacıveli ile birlikte demirci akıncılarına katılmıştır. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey tarafından kendisine Yunan birliklerinin haberleşmesini kesme emri verilir. Kadıdağlı Pehlivan Efe ve arkadaşları bu emir üzerine sındırdı telefon ve telgraf tahrip ederler ve Ulus Dağı'nda, Türkmen Dağı'nda, Sudan Dağı'nda Yunan askerleriyle savaşırlar. Ayrıca Yunan birliklerinin hareketleri hakkında da istihbarat görevi icra ederler. Direnişe katılanlardan kavakalandı Rıza Efe, Daliçe cephesinde savaşmıştır. Akhisar'ın işgal edilmesi üzerine o da Hacı Veli müfrezesine katılır. Daha sonra Payti Pehlivan Efe, Çete Osman, Çanlı Mehmet, Kadı Dağlı Ağzı Bozuk Efe ile birlikte görev yapar. Okuma yazması olduğu için müfreze içerisinde muhasebe işlerinde de görevlendirilmiştir. Halit Paşa'nın arkadaşlarından kulaksız Efe de kendi imkanlarıyla atlar ve silahlar temin ederek kovayı Milliye'ye bağışlayıp Akisar cephesinde görev yapar. Yatağanlı Şehit Hüseyin Efe'nin yanında yetişen bakırlı saçlı Mustafa Efe de mücadeleye ilk atılanlardan birisidir. Saçlı Efe, yörede Türkleri zulüm eden zengin bir Rum vatandaşı öldürerek 16 yaşında dağa çıkmış, o sıralayda Sındırdı'dan Gölcük Ramazan ile bir süre çetecilik yapmıştır. Yatağanlı Hüseyin Efe ile de yakın dost olan Saçlı Efe, Hüseyin Efe'nin yanında yetişerek iyice tecrübe sahibi olmuş ve yurdun işgali sonrasında Akisay yöresindeki Kuvayi Milliye teşkilatlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Hüseyin Efe'nin şehit olmasından sonra ise arkadaşları ile birlikte mücadeleye devam etmiştir. Manisa bölgesinde çete reisi olan Kolderili Sarı Mehmet Efe de direniş için mücadeleye girişmiştir. Ancak bir süre sonra Yunanlılar tarafından şehit edilir. Kolderili Efe'nin 180 kişilik çetesi de gruplara ayrılır. Bu çetenin yarısı Demirci Mehmet Efe'ye, diğer yarısı ise Sarı Mehmet Efe'nin kardeşleri ile birlikte Bakırlı Saçlı Mustafa Efe'ye katılırlar. İbrahim Ethem Bey bu dönemde Demirci Kaymakamı'dır ve oluşturduğu Akıncı Müfrezesi ile işgalcilere karşı gerilla savaşına başlamıştır. Saçlı Efe ve arkadaşları da kendisine destek olmuşlardır. Saçlı Efe, kurulan Akıncı Teşkilatı içerisinde göreve başlar ve Uzun Ramazan Efe gibi arkadaşları ile Akıncı olarak çalışmaya devam eder. Yunan cephaneliklerine baskınlar yapaylar ve halkı işgalcilerden korumak için mücadele ederler. Bu mücadele esnasında Yağcı Bedir aşireti de kendisine destek olmuştur. Saçlı Efe, 1500 kişilik bir akıncı birliğine komutanlık etmiş, Yunan müfrezeleri ile cephelerde savaşmış ve bölgedeki masum halkın korunması için çalışmıştır. İbrahim Etem Akıncı'nın Demirci Akıncıları ve Akisar Dainizon Komutanlığı'nın Saçlı Efe adlı eserlerinde hizmetleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Akıncılar arasında Yunan müfrezelerinde karşı savaşan Hacı Ömer Efe ve Küçük Halil Efe gibi Efelay da vardır. Çerkez Etem ve arkadaşları önceleri direniş için fayda gösterseler de daha sonra Yunanlılara teslim olmuşlar. Dolayısıyla de Manisa bölgesindeki fayda da Bölgede işgal kuvvetlerine karşı savaşan Akıncılar arasında Parti Pehlivan Mehmet Efe, Osturumcalı Şehit Halil Efe ve Kulalı Mehmet Efe gibi liderler hizmetleri ile öne çıkmaktadır. Akıncılay'la birlikte cephede görev yapan Halil Efe'nin işi, Gördesli Şehit Makbule Efe ise Aydın cephesinde işgalcilere karşı savaşan çete Emir Ayşe Efe. Çiftlik Lili Kübra Efe ve Ayşe Çavuş Efe gibi mücadelenin kadın Efe'lerindendir. Makbule Han'ın cepheye gitmek isteyince eşi Halil Efe bu duruma karşı çıkarak cephe gerisindeki işlerde görev almasını ister. Fakat Makbule Han'ın babası tarafından iyi eğitilmiştir. At binmede ve silah kullanmada ustalaşmıştır. Bu sebeple eşiyle birlikte cephede savaşmak ister. Eşini ikna edemeyince İbrahim Ethem ile görüşür ve bu görüşme sonrasında Halil Efe de ikna olur. Böylece Makbule Han'ın cephede görev yapmaya başlamış ve şehit olmuştur. İşgali direniş hareketleri verilen şehitlere ve yaralanan dazilere rağmen aralıksız sürerken ödemiş. Tire ve Aydın mıntıkalarında yaşanan Efeler arasındaki rekabet ve anlaşmazlıklar Akisar mıntıkasında da yaşanmıştır. Bu durumu fırsat bilen işgal kuvvetleri, mücadele karşıtları ve işbirlikçiler, Efelerin cephelerde şehit düştükleri dedikodularını yayarak, Kuvayı Milliye'ye katılımı engellemeye çalışsalayda da İbrahim'e Ethem Bey ve Kuvayı Milliye'nin ileri gelenleri cephelerin bozulmaması için çaba göstermişlerdir. Akhisar, Alaşehir, Kula, Sart mıntıkalarında yine pek çok Efe Kuvayı Milliye içerisinde yer alarak Yunan müfrezeleri ile cephelerde savaşmışlardır. Bunlardan bazıları, Salihli Çamurhamamı Köyü'nden Mehmet Efe, Sartlı Şehit Nazmi Efe, Borlulu Şehit Yaşar Efe, Ödemişli Mehmet Efe, Servilay'den Emin Efe, Alışehirli Kadın Efe Fatma Ruhiye Hanım'dır. Yine Kula Alaşehir Akisar mıntıkalarında Kuvayı Milliye adına savaşan Efelay'den Kırdız oğlu Kara Murat Efe ile kardeşi Zeybek Musa ve Alaşehir Soğanlı'dan Şehit İdris Efe. Kulalı İhsanoğlu Mehmet Efe, yurdun işgalden kurtarılması için mücadele etmişlerdir. İhsanoğlu Mehmet Efe, Manisa, Akisar ve çevresinde işgalcilere karşı direniş gösteren demirci akıncıları içinde yer almıştır. İkinci, gönüllü müfreze komutanı olarak selendi. Kula ve Eşme civarındaki Türk ve Müslüman halkı Yunan kuvvetlerinin zulmünden koruyan, Batı cephesi komutanlığının emirleri doğrultusunda Yunan kuvvetlerinin ikmal yollarını vurarak milli mücadeleye önemli katkılar sağlayan bir efedir. Yunan kuvvetlerinin Selendi ve Kula çevresindeki Türk ve Müslüman halka zulmetmesini engellemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle, Büyük Tayrus sırasında Yunan ordusunun ikmal yollarını vurmakla görevlendirilmiştir. Zafay sonrası kaçan Yunan kuvvetlerinin kulayı yakmasını da engellemiştir. Arslan Efe, Arap Ali Osman Efe, Kulalı Ahmet Efe, Kulalı Ali Zeybek gibi Efeler, Yunan işgalinin ilerlemesini engelleyen, halkın can ve namusunu korumak için mücadele edenlerdendir. Akıncı teşkilatı içerisinde yer alan bu Efeler, işgale karşı olan bazı Rum ve Ermenilerin de canlarını ve namuslarını korumuşlar. Yunan askerlerinin ve Rum çetelerinin masum insanlara karşı işledikleri insanlık dışı zulümler gibi eylemlerde bulunmamışlardır. Ayrıca iç isyanların bastırılmasında da görev yapmışlar. Düzenli ordu kuruluncaya kadar Yunan ordusunu oyalamışlardır. Borlu'dan Hızır Ağa'nın oğlu Aziz Efe, Akisay'dan Kalaycı Arap, Enceklerli eşinin Sucuk'u Mehmet isimli Efeler. Yunan karakollarına baskınlar düzenlemişler ve Çobanoğlu çetesi gibi halka saldırılayda bulunan Rum çetelerine karşı mücadele etmişlerdir. Kullay civarında Sarı Zeybek olarak bilinen Mustafa Koyuncu da direnişe katılmıştır. Koyuncu, Birinci Dünya Savaşı'nda Dazle cephesinde görev yapmış. Yurdun işgali üzerine arkadaşları ile birlikte ödemişe giderek Efe'lere katılmıştır. Daha sonra Yörük Ali Efe ve Payti Pehlivan ile görev yapmıştır. Şehit Yabayak Mehmet Efe, kardeşi Ali, Alo, Efe. Taş Mahalleli Kako Mehmet, Kabacoğlu Süleyman Efe ve Şehit Buruşuk Adil Efe de işgalcilere karşı savaşan Efe'ler arasındadırlar. Kamalı Ahmet Efe ve kızanlarının da yörede direnişin güçlenmesinde önemli rolleri olmuştur. Kamalı Efe, General Kazım Balıkesir ile görüşmüş. Daha sonra da köyleri dolaşarak halkın cephelere katılmasını sağlamak için çaba göstermiştir. Akisar'ın bütün köylerini dolaşan Kamalı Ahmet Efe, halkın teşkilatlandırılması için uğraşmış. Mücadelenin sonuna kadar işgalcilerle savaşmıştır. Akhisar cephesi Kuvayı Milliye Kumandanı olarak görev yapan Murat Bey de, Tolon, halkı Yunan mezaliminden korumada büyük yararlılıklar göstermiştir. Akisay'dan Müderriszade Süleyman Sami Efendi gibi alimler ise efelerin ve cepheye katılan gönüllülerin maneviyatlarını yükseltmek için çalışmışlardır. Efelerin etrafında toplanan gönüllüler ile kuvvetleri aytan Kuvayı Milliye Neferleri, Akisay ve civarında Yunan birliklerine karşı yaptıkları baskınlar ve yaşanan cephe muharebeleri neticesinde, Yunan askerlerinin kılıcı bir işgal hayallerini alt üst etmişlerdir. Ancak Yunan birlikleri askerlik şeref ve namusuna aykırı hareketlerini her fırsatta sürdürmüşler. Bu maksatla 10 Ağustos 1919 günü Akisar Ovası'ndaki haymanları yakmak için Koyuncu, Tatar, Hacı Rahman, Kayalı, Yayaköy ve civarına uçaklarla bomba atmışlardır. Bu esnada aralarında çocuklarında olduğu 25 Türk şehit düşmüştür. Eylül 1919'da ise Taylalay'da çalışan masum halk üzerine ateş açmışlar ve Kadıköy'ü basarak onlarca Türk kızına tecavüz ederek bazılarını da şehit etmişlerdir. Akisay köylerine uçakla bombalar atmışlar, yaşlı, sakat, çocuk demeden zulümlerini sürdürmüşlerdir. İşbirlikçileri ile masum halka eziyetler eden Yunan askerleri, kendilerine rehberlik eden Alayakalı Ahmet isimli çetecinin de yardımlarıyla Kuvayı Milliye'yi bertaraf etmek için her yolu denemişlerdir. Fakat demirci akıncıları, alayakalı Ahmet'i ele geçirmişler ve masumlara yaptıklarının cezasını vermişlerdir. Yunan askerlerinin Rum, Ermeni ve işbirlikçi çeteler ile masum halka yapmış oldukları zulümler. İtalyan raporlarına da yansımıştır. Mücadele zor şartlarda sürerken, diğer bölgelerde olduğu gibi Akisay'daki milli kuvvetler arasında da anlaşmazlıklar meydana gelmiş. Netice itibarı ile de Balıkesir Kondresi kararıyla Celal Bey, Bayar, Akisay Cephesi Milli Alay Komutanlığı'na atanmıştır. 10 Eylül 1919'da Celal Bey'in Akisar'a girişiyle birlikte cephe yeniden bir nizama girmeye başlamıştır. Bu sırada Celal Bey'in yanında muhafız olarak Bursalı Hüseyin Efe'de vardır. Celal Bey, Kömürcü köyünden Uşşaki Şeyhi Sadık, Erenbaş Efendi, Arabacı Bozköy'den Kadiri Şeyhi İbrahim, Yılmaz Efendi ve Biyoba köyünden Ziya Bey ile dostluk bağları kurarak, Akisa köylerini dolaşmış ve halkı işgale karşı örgütlemeye çalışmıştır. Cephilay'daki milli heyet arasında yaşanan dardınlıklar ise Celal Bey'in girişimleriyle sonlandırılmıştır. Ödemiş'ten Mursallı İsmail Efe ve Kıdemli Yüzbaşı Sarı Efe Edip Bey de Akisay bölgesine gelmişler ve Celal Bey ile görüşerek bölgedeki direnişe katkı sağlamışlardır. Sonuç olarak, Yatağanlı Şehit Hüseyin Efe, Bakırlı Saçlı Mustafa Efe, Kamalı Ahmet Efe, Kolderili Sarı Mehmet Efe, Osturumcalı Halil Efe, Gördesli Şehit Makbule Efe, İhsanoğlu Mehmet Efe, Parti Pehlivan Mehmet Efe gibi daha pek çok Akıncı Efe, Akisay ve çevresinin işgalden kurtarılması için mücadele etmişlerdir. Yunan askerleri tarafından Akisay'ın işgali sonrasında Akisay cephesinin kuruluşu ve neticede 6 Eylül 1922 tarihinde Akisay'ın işgalden kurtarılmasında Türk subaylarının Akisay ve civarındaki efelerin, gönüllülerin ve Akisay'ın ileri gelenlerinin hizmetleri olmuştur kurulan müfrezeler ve akıncı teşkilatının liderliğini efelerin yapmış olması, bu direniş cephelerinin kuvvetlenmesi ve başarılı olmasında önemli bir faktördür. Mücadele günlerinde ödemiş, tire, aydın, nazilli ve akisar efeleri ile birlikte görev yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, hatıratında efeler için şöyle der. Zeybeklerin çoğu kuvayı milliyede çalışmışlardır umumiyetle milli heyecanı istikler aşkını duyarak, öğrenerek yaşamış ve yaşatmışlardır. Milli mücadelede çalışanları saydı ile anmak, şehit olanlara rahmet ve mağfiret dilemek önde gelen milli borcumuzdur sanırım. Yunan işgali sonrasında işgale karşı oluşturulan kuvayı milliye içerisinde görev yapan, Türklerle birlikte işgale karşı çıkan daire müslimlerin de canlarını ve namuslarını koruyan Anadolu'nun işgalden kurtarılmasında hizmetleri olan Efe'leri doğru bir bakış açısıyla yazmak. Hepimiz için tarihsel bir sorumluluktur.